Özel misafirleriniz için sofranızı hem gösterişli bir hale getiren hem de lezzetiyle damaklarda unutulmayacak bir tat bırakan tarif File Wellington. Pişirmesi zahmetli gibi görünen bu İngiliz klasiği lezzetin tüm püf noktalarını ekranlarınıza getiriyoruz. File Wellington'ın yapılışını Sheraton İstanbul Ataköy Otel'in Executive Şefi Ali Elikkaya'dan dinliyoruz. Merhabalar, ben Ataköy Sheraton Mutfağı'ndan Executive Şef Ali Elikkaya. Bugün sizlerle birlikte File Wellington yapacağız. Bunun için gerekli olan bonfile etimiz var. Bonfile etimiz gerçekten özel bir ettir. Fars yapmak için biraz tavuk kullanacağız. Tabii File Wellington'un etrafına biraz lezzet versin diye mantar, karışık mantarlarımızdan soteleyip kavuracağız. Ve en sonunda dışına bir milföy hamuruyla sarıp fırında pişireceğiz. Yanında da servis etmek için bazı sebzeler kullanacağız. Şimdi öncelikle ocağımıza tavamızı koyuyoruz. Bir miktar zeytinyağı tavamıza yerleştiriyoruz. Sonra etimizi biraz baharatlandırıyoruz. Biraz tuz ilave ediyoruz. Sonra biraz bu baharatları etimize yediriyoruz. Tavamıza biraz sarımsak koyacağız ki etimizin aroması istediğimiz kıvamda olsun. Sarımsaklarımızın da kokusu yağa geçsin. Önce o aromayı yağsın istiyoruz. Biraz taze keki kullanacağız. Sonra etimizi tavamıza hızlıca mühürleyeceğiz. Diğer tavamıza biraz yağ koyacağız. Etimiz istediğimiz kıvama geldi. Şimdi etimizi kenara alacağız. Tam içini pişirmiyoruz çünkü fırında da bir miktar pişeceği için etimizin orta kısmı biraz çiğ kalması gerekiyor tabi. Kanlı kalmasını istiyoruz. Etimizi kenara tavaya alıyoruz. Buradaki aromalardan biraz üzerine serpiyoruz. Şimdi diğer tavamıza kullanacağımız mantarları atıyoruz sırasıyla. Mantarları önce bir soteleyeceğiz. Bunları hafif hafif önceden doğradım ben biraz. Mantarlarımızı güzelce soteliyoruz, kavuruyoruz. İyice kavurduktan sonra daha sonra bunları soteleyip kenara alacağız ve ince ince doğrayacağız. 2 adet tavuk göğsünü fars makinemize yerleştiriyoruz. Biraz bir miktar krem atıyoruz. Yine bir miktar tuz. Sonra biraz karabiber koyuyoruz. Bir miktar fars olana kadar çalıştırıyoruz. Mantarlarımız da sotelendi. Biraz tuz yine tatlandırıyoruz tuz biberle. Şimdi mantarlarımızı biraz inceltmemiz gerekiyor. Bunun için bir tahta alacağız. Tahtanın üzerinde bu ürünlerimizi incelteceğiz. Ben özellikle birkaç farklı mantar kullandım burada. Farklı lezzetler içersin diye. İstiridye mantarı var, kestane mantarı var burada. Normal kültür mantarı. Bu mantarlar birbirine
karıştığında farklı renkler, tatlar içecektir. Mantarlarımız tamam. Şimdi etimiz pişti, mantarlarımız hazır. Şimdi milföy hamurumuzu bir miktar incelteceğiz ve etimizin dışına saracağız. Bir tane milföy hamurumuzu alıyoruz. Özellikle inceltmek istiyoruz çünkü milföy hamuru çok kalın olduğunda etin önüne geçecektir. O yüzden ince bir tabak olmasını istiyoruz etin dışarısında. O yüzden eti saracak şekilde milföy hamurumuzu inceltiyoruz. Hamurumuz istediğimiz kalınlığa geldi. Şimdi hamurumuzu kenara alıyoruz. Etimiz şimdi burada. Etimizin üzerine aromasını serpiştiriyoruz, tatlandırıyoruz. Saplarını atıyoruz. Şimdi etimizi bir peçete yardımıyla iyice suyunu alıyoruz. Çünkü hamurumuza etin suyu akmasını istemiyoruz. Bu sefer çünkü hamuru çok yumuşak bir kıvama getirecektir. O yüzden etimizin suyunu güzelce alıyoruz. Peçete yardımıyla. Milföy hamurumuza az önce yapmış olduğumuz tavuk fars dediğimiz krema ve tavuk karışımını yufkamıza yediriyoruz. Yine bunun da çok fazla kalın bir tabak olmasını istemiyoruz. Yine yalnızca hamurun ete yapışmasını sağlayacak kadar bir miktar sürüyoruz. Doğramış olduğumuz mantarları etle yufkanın arasındaki bölüme yerleştiriyoruz. Sonra etin suyunu iyice aldığımız eti milföy hamurumuzun ortasına yerleştiriyoruz. Sonra bu hamuru güzelce sarıyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken şey hamurun çok gevşek bir halde olmaması ve kenarlarında çok fazla işte üst üste gelmemesini sağlamamız lazım. Çünkü bu sefer hamur çok fazla olacaktır. O yüzden çok az ince bir dilim olmasını istiyoruz. İnce bir yağ tabakasıyla yağlıyoruz tekrardan. Yufka milföy hamuru hamura yapışmaması için. Sonra hamurumuzu bu tepsimize yerleştiriyoruz. Yumurta sarısı ve çiçek yağının karışımından bir harç yaptık. Bunu hamurumuz üzerinde süreceğiz ki fırında kızardığında güzel bir renk almasını sağlayacağız. Çok fazla değil ama ince bir tabaka şöyle hamurumuzun her tarafına gelecek şekilde sürüyoruz. Hamurumuza biraz dekor vereceğiz çatal yardımıyla. Biraz şöyle çizikler atıyoruz hamurumuzun üzerinde. Hamurumuz hazır. Şimdi bunu fırınımıza verip 170 derecede 20 dakika pişireceğiz. Etimiz pişti şimdi. Sebzelerimizi haşladık, soteledik. Mantarlarımızı soteledik, tatlandırdık. Şimdi artık etimizi servis aşamasına geçeceğiz. Fırından çıktıktan sonra etimizin 1-2 dakika dinlenmesini beklememiz lazım. Çünkü çok çıtır olduğu için keserken
kırılma olabilir. O yüzden bir dakika şöyle fırından çıktığında etimizi dinlendirirsek daha güzel bir verim alırız. Şimdi küçük dilimler halinde dilimleyeceğiz etimizi. Etimiz istediğimiz kıvamda, pembe, içi pembe kalmış gayet ve çok fazla hamur kenarı dışarı vermemiş. Şimdi tabaklıyoruz. Bununla birlikte biraz sebzelerimizden kullanacağız. Ben bunun için karnabahar, kış sebzesi olarak gayet tabağımıza şık görüneceğini düşündüğüm bir sebzedir. Aynı zamanda Brüksel lahanası ve biraz havuç tabağımıza aynı zamanda renklendirecek. Hem içerisinde mantar olduğunu hissedeceğiz. Biraz da görsel olarak. Hazırlayacağız. Etimiz şu anda hazır. Afiyet olsun.